Yes, lütfen. Tatlım ya. Oy, oy, oy. Tarımdan etme. Tarımım oğlum, sen abla tarımdan etme. Tamam. Ağzını burnunu her yerine öpüyor yani. Hoş geldin. Sen ne güzel insansın. Hoş bulduk. İyi seneler, iyi günler, iyi yayınlar. Güzel bir yıl olsun. İnşallah. Tatlım benim. Herkesin dileğini versin. Evet, gel bakalım. Annesi de orada. Gel onu doğuran anne diyelim. Hoş geldin ağzımıza canım benim. Senden de, senden de. Kader kısmet diyelim. Sema Gül, seni biraz bu tarafa alayım, onları tamam. Yan yana alayım mı? Ay nasıl öpüyor, gelin de nasıl seviyor. Ay. Evet. Seni karşıya alayım, daha rahat göz göze konuşun. Sema Gül, sen orada otur bir tane. Nerede? Hayır, hayır, sen orada otururum canım ben. Gel aşkım benim, tamam. Gel. Bir göz göze bir bakın diye seni bir karşıya alıyorum. Seni evladından uzaklaştırmak istemem yani de. Yok, estağfurullah. Bazen en uca kadar otur. Hoş geldin, çok da şıksın. Teşekkür ederim. Kara gözlüm diye mi sesleniyorsun? Evet canım. Hı? Benim o. Evet. Can o derim, kara gözlüm derim. İşte her şeyim o benim. Siz görmediniz de keşke görebilseydiniz. Burnunu öpüyor, yanaklarını öpüyor. Çok sevgili büyümüş İsmail. Aynen abla. Elbette. Gene sevgili, gene kıymetli yanımda. Bir de demek etmediler her şeyimi, fazlasıyla aldılar. Her zaman başımın tacı. Sen de benim başımın tacısın oğlum. Allah herkesi kavuştursun. Memnun oldun mu annesini buldu diye, bir onu doğuran anneyi? Abo, o da nasıl? Annesi derken özür dilerim, seni üzmek yok, istemiyorum. Yok, hiç üzülmeyin. Bir şey söyleyeyim mi? Bak ben izleyicilere şunu sordum. Dedim ki sevgili izleyiciler, ya öyle tatlı bir kadın ki. Şimdi Derya'yı da görüyorum, Derya'ya da üzülüyorum ama. Büyüten annemi. Yok, çok sevindim valla. Doğuran annemi. Ha? Çok sevindim. Büyüten mi diyorsunuz? Hala bir Derya'yı. Çok sevindim. Büyüten Derya da büyüten diyor. Yazdığım bezmeyin, çok sevindim. Ben saldım oğlumu, git bul dedim. Annen öldüyse bile, kendine. Babam her zaman derdi, var, annen zaman. Öldü derdi ya abla. Ha. Annem her zaman dedi ki, öldüyse bile git mezarını bul. Mezarını bul oğlum, hiç kimsesi bul, yok mu? Teyzelerini bul, kardeşin varsa aynen, kardeşlerini bul dedi. Hiçbir zaman gitme, gidemezsin, bura gide. Gittiğin zaman bu eve gelemezsin demediler yani. Niye öyle di? Ay tattım benim yazık ya. Getirince... Çok sevindim bulunduğuna. Ama gene de her kişi Allah yardım etsin, babası oğluma çok çekti, az ona kızdım. O da özür diledi, geri onu da affetti. Hmm, evet Kadir. Evet. Nasıl çektirdi, şey yapmadı mı? Gelmedi. Evet, 6 ay boyunca biraz oyaladı ya. Karşına çıkacağım, karşına çıkacağım. Her gün gözyaşıyla yattı benim oğlum. Evet, o her gün bu ağlıyor ağladı, muydu? Ben de ağladım. Ağlıyor muydu? 6 aydırlı. O 6 aydır evet, ağlıyor. Evet, bugün karşına çıkacağım, sabah karşına çıkacağım. Çıkmadı oğlumun karşısına. Ağladın mı? O, bundan beter benim gücüme gitti. Kendi özür diledi ama... Eşime bile bazen söylüyordum, diyordum ya ben annemin babamın olduğunu bile, kim olduğunu bile bilmiyorum diyordum. Ama şu anda biliyorum sayenizde abla. Çıktın, söyledin abi, ne güzel oldu. Şimdi onu büyüten Derya bak neler yaşamış. Evet, herkes kaderine gayl olacak hocam. Herkes kaderine? Gayl olacak. Gayl olacak. Tabii, o da Allah'ın bir hikmeti. Demek ki senin de sevgili İsmail'i büyütmen gerekiyormuş. Evet. Benim beyim derdi, şuradan birisi azı gel de şu çocuğu al dese derdi. Buna da hep annem aracı oldu. Annem gilinin o komşusu. Şu onu merak ediyorum. İlk evet, sana getirdiklerinde İsmail'i. Evet. Bir yaşında. Vallahi bana çok çabaladım. Aylığını bile söylemediler, adını bile söylemediler. Hı hı. Ben hemen işte annem gele getirdiler. Hı hı. Nenesi dediler, babasının nenesi söylediler. Karşıya geçeyim, seni karşıdan evet, göreyim. Hı. O kabullenmeyi dediler. Annem gelin komşusu bir hafta telefon etti. Leyla gel, bu çocuk senin kısmetin. Köydeydim onda da. Senin çocuğun kaç yıldır olmuyordu? 18 sonra İsmail aldım ben. 18 yıl sonra. 18 yıl. Sonra. Çocuğun evet, olmadı mı? Ha. Ondan sonra gittik işte. Bu geldiğim kadar sürmedi. Annem gile getirdiler çocuğu. O Adile rahmatlık oldu. Şimdi çocukları bilir tabii. İlk
kucağına aldığında, çocuğu gördüğünde? İlk kucağıma aldığımda zaten nasıl söyleyeyim, şeyle bir sarı, portakal sarısı üstünde vardı şey. Limon sarısı üstünde elbise. Hatırlıyorsun. Evet, çok zayıftı. Sinek sesi gibi sesi çıktı. Aa, yazık. Çok kadar... şeyle kokladım. Güzel koktu ama çocuk çok heder oluktu. Ha, bakılmamış çocuğa. Evet, rahmetli kaynım vardı, ondan geldiydi. O da annemgile. Derya bakamadı mı çocuğa? Hemen çok çağırdık. Çok zayıfmış. Ben aldığım günün cuma günü saat 9'da aldım. Aldığım güne kadar yazdırdım kimliğinde. Ondan bu yanı. Bir şey merak ediyorum, dur. Sen ilk senin kucağından çocuğu alıp kopardıklarında sen ne hissettin Derya? Bir hafta boyu eve giremedim, içeri giremedim. Kimliğinde aldığım saate kadar yazılı. Geceli gündüz eve giremedim. Bak, o kucağından alınca bir hafta eve giremiyor. Ondan sonra işte hemen... Ben de kucağına alınca? Evet, ben sevindim. İçin ısındı mı, sevdin mi hemen? O da nasıl? Allah. Hemen söyleme banyo yaptırdık. Üstünü değiştirdik, özele götürdük. Çocuğun fıtığı çıktı. Hemen bu alınacak dedi. Ha, fıtık çıktı hemen. Evet. Hasta mı? Bağlamış anneden koparıldığı için. Dedi, oh İsmail. Yok, benim yanımda. Ağlıyor muydu? Tek niye bu kadar ağlıyor çocuk? Ben çocuğa, İsmail'e de anlattım. He. Onu anlatmayayım, ben de merak ediyorum. Benim ailem çocuk ağladığı zaman kucağına almazlardı. Ah. Hiç kucağına alıp da sevmezlerdi. Yapma ya. Kesinlikle. Daha telefon işte duysunlar. Çocuk ağlardı demezlerdi, kucağına al demezlerdi. E sen alsaydın hocam? Alıyorum, alıyorum. İşim olduğu zaman mecburen gelene kucağına şey demezlerdi. Of ya. Bu çocuk ağlar çatlardı, biz biri kucağına alıp da sevmezlerdi. Doktor çağırdı. Ay, bir dakika, dedi. Kucağına alıp sevmezlerdi diyor. Evet. Öyle mi? Evet. Sen bir kez kucağına alıp sevebilir miydin? Ben babamın yanında sevemezdim. Ay, İsmail ya. Ama yalnız olduğum zaman severdim. Gizli gizli seviyordun. Evet. Ay, yazık sana ya. Peki sonra banyo yaptırdın, fıtığı oldu. Evet. Dedi bunun annesini isteyeyim. O zaman rahmetli kaynım böyle böyle dedi, biz bu çocuğu evlatlık aldık. Bu çocuğa ne kadar eziyet olmuş hemen dedi. Bunun fıdığı alınacak ama dedi az uzun sürer dedi. Olsun hocam dedik, biz kurtur. Eziyet mi görmüş dedi doktor? Çok bağırmış yani, hemen alınacak dedi, acilmiş. Tamam değil mi ya? Sinek sesi gibi sesi çıkıyordu. O kadar bağırmaktan sesi kısılmıştı. Evet. Bir yaşındaki çocuk o kadar bağırıyor muydu ya? Orada ağırdırdık işte, bir gece kaldı işte. Ama demek ki annesini kucağından aldılar ya. O da annesini istiyor çocuk tabii ki. O zaman da olabilir. Orada çünkü önce sesi o da kısık değildi. Senden alıp ne kadar süre sonra verdiler acaba efendim? Onu bilmiyoruz. İsmail'in kimliğinden çıkar o. İsmail'in kimliğini ben aynı günü güne çıkarttım. Acaba gibi. Çocuk kimin yanında kaldı? Yani muhtarın yanında mı kaldı o gece? Muhtar ne zaman alıp verdi? Muhtar gelinlerin elinden, bizimkilerin elinden alıp gelinin eline vermiş. Babaannemle veriyorlar abla. Babaannemle gidiyorum. Peki ben. Leyla, bir şey merak ediyorum Leyla Hanımcığım, özür dilerim. Yani bir gün ben büyüyünce çocuğu gelip ailesi bulacak diye, benden alacaklar hep diye. Dedim. Korktun kaç mu? Sene evvel dedim. Korktun mu? Yok, korkmadım. Kaç sene evvel dedim, kardeşlerim dedi çocuğun dünyasını yıkma bacım. O senin çocuğu. Ha, sen söylemek istedin. He, ben dedim. Dayıları dedi hep. Bacım çocuğun dünyasını yıkma, bir gün olur dedik, hele çocuğu olsun, hele evlensin. Sen niye söylemek istedin peki? Ben de hep işte dedim, elden duymasın, benden duysun, yıkılmasın. Bence en güzel şeyi söylemişsin. Daha geçenden işte bu olay olmazdan evvel ablama dedim. Düzdepe'de küçük bacım var. Hı hı. Söyledim ona. Ne dedin? Kız bacım dedi, yok dedi, o senin çocuğun, şu çocuğun sen doğurdun, şu lafı kes dedi. Onlar zaten istemiyorlar, zaten şeyli zaten böyle. İşte kader, kısmet. Kim emzirdi eve getirince peki ameliyattan sonra? Senin özel mama yazdırdım ben. Yok, biri emzirmiş sizi giderken. Şey, kaynımın avradı burada, o da burada. Eltim. Hele dedi kaynım o anda, ay, o kızı da emziriyor ya. Büyük kaynım dedi bu çocuğa ölür kalır değiller. Hele şunu dedi bir tuttur dedi. Öteki eve geç de dedi. Torunu da getirmişsin. Torunu da getirmişsin. Evet, torunum ağlıyor deyin duramıyor. Sen gördün mü torunu? Gördüm. Ağlıyor ağlıyor, dolandırıyor kucağında. Çok iyi ya. Uyuyordu. Getir. Ben geldiğimde de ondan beri görmedim. Uyuyordu geldiğimde. Torunum da burada. Ayağımda salladım sandalyede, zorla uyuttum. Nenne baba, nenne baba. Aşamaca fotoğraflarını öptüm. Ya sen ona bakınca için titriyor. Ben görüyorum seni. O benim her şeyim. Dünyam o ben. Bazen İsmail Diyan'a oğlan. Ali mi ben mi diyeyim oğlum? Sen de tamayım da Ali daha tatlı diyeyim. Ha, torun daha mı tatlı? Gerçekten tatlı. Torun adı ne? Ali İmran. Ali İmran. Evet. Adı da çok güzel. Öyle bir tadı var ki onun da dillenik maşallah. Öyle mi? Evet.
Şimdi kaç kardeşim var dedim. Senin kuzenleri yeğenlerin de saydı. Birden 8-9 kişilik bir kardeşi olmuş yani. Çok şey yani, çok. Benim kardeşler 6 tane kardeşlik. Niye ağladın cuma günü? Çok ağladım. Ben senden gider falan diye düşünmedin değil mi? Sana ayrı düştüm. Yok. Kendine ağladım. Ona mı ağladın? Benim oğlum buraları çıkarttı, babasını ağladım. Ona çok kızdım. Ama affettim, ne yap? Benim oğlumu kırdı. 6 ay dolandırılır mı? Çık sen şusun diye. Bir şey değil ki. O da eşinden çekilmiş galiba. Neden olursa olsun. İnan ki ben kollarımı açmak istemiyorum. Ben serum yedim geldim o çocuğumun yanına. Duyurmadım kendine. En son bağlandığı gün arkadaşı bana serum dokuydu. Hastanede arkadaşı var. Hı hı. Oğlum ben iyiyim dedi. Üzüntüden mi oldu? Ne oldu? Kendine sıkıntımdan oldu. Hı. Bir de çocuğa bulaşmasın az dedim. Fazla şey olmasın. Canım benim. Ben ağzımı sarayım oğlum öpmenin nenem diyeyim. Üstüne mısır çektiği baba ağzından öpüyor ya diye. Hissettirmemişsiniz yani. Hissettirmemişsiniz. Nasıl isterim ben onu? Benim her şeyim. Bu benim canım ciğerim. İstedemem. Ben istedemem. Çıksın anasına da sahip çıksın. Babası da gelsin geçsin. Anası da gelsin. Tüm sülalesi gelsin geçsin. Başımda yeri var. Ama vermem diyorsun. Ölene kadar. Ben onu süpürgesiyim. Ay estağfurullah. Geçsin onlara da geçsin. Gitme demem. Geçsin. Ben çok sevindim sülalesinin bulunduğuna. Annesine daha çok sevindim. Annesine çok benziyor değil mi? Evet. Benzesin kime benzerse benzesin o benim. Ay öyle deyince sen annesini çok seni üzmüyorum değil mi? Annesin, yok vallahi de hiç üzülmeyeyim sevineyim. Ben seni hiç üzmek istemiyorum yok. Ya. Yok üzülmem niye üzüleyim? Çok tatlı birisin çünkü sen ya. Üzülmem. O benim canım ciğerim. Her şeyim o benim. Yani dünyam kusura bakma da bence asıl annesi o yani. Yani. Değil mi? Bence de. Yok gene de ezmeyin yazık. Ezmeyin yazık diyor. Ay, sen kıyamam çok... vallahi kıyamam. Yani sana bakınca anne görüyorum da Derya'ya bakınca çok hayatı oradan oraya savrulmuş bir kadın görüyorum. Ne yapsın işte onu kudaka derse her işte. Hı-hı. Yazı takdir diyelim hepsini. Olabilir. Baban da burada seni büyüten. İsmail Bey de burada davet edelim mi? İsmail Bey gelir misiniz lütfen? Gelsin İsmail Bey de. Ay canım benim ya. Sağ ol. Seni eşin yanına alayım. Hoş geldin İsmail Bey. Sağ ol. Hoş geldin baba. Hoş geldin. Sen hoş geldin. Yayınınız bir görüş istersen Derya Hanım'la. Yaklaş yaklaş. Görüş. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun diyor. Peki. Torun nerede? Dışarıda mı şimdi? Evet, eltimin yanında. Eltimi de getirdim ya. Onu bir göstererek burada. Seni emziren yenge bakıyormuş şu anda. Yengem burada görüşecek. Evet. Ağlıyor ağlıyor ama durmuyor. Hiç bensiz durmaz o. İsmail hiç böyle, yani şimdi tip olarak da benzemiyorsun açık söylemek gerekirse. Evet. Esmersin, kara kaşlı, kara gözlüsün. Siz biraz esmersiniz ama anne beyaz tenli falan. Hiç şüphelendiğin anlar oldu mu? Yok abla. Kardeşimin birine çok benziyor, dayısının. Dayım var. Ha öyle mi? Ha birine benziyorsun. Hep kendi derdine güzel dayıma benziyor. Hepsi de güzel. Peki İsmail bundan sonra Urfa cinayet konuşacağım. Biraz aklım orada bir yandan da. Yani seni burada büyüten iki tane şahane aile var. Önce Derya da bir yaşına kadar büyütmüş. Sonra sevgili ailem var. Birazdan da işte 5 çocuğu ve bir eşi suya düşmüş. Evet. Fakat sonrasında düğün yapmış bir baba var. Ne düşünüyorsun çocukları aklına gelince? Yani düşünsene 5 çocuk suda boğuluyor. 5 gün sonra ya 5 ay sonra düğün yapıyor. Yapılabilecek bir şey mi? Asla abla ya. Tarifi bile edilemez. Bak sen bir tane evli. Allah bağışlasın. İnşallah Sema Gül'den de güzel bir evladın olur. İmkansız bir şey öyle bir şey yapmak abla ya. Hadi yani olabilir. Kaza olabilir. Bir şey olabilir. Ama yani insan kendini suya atmaz mı ya? Aynen. Bak sen de babasın. Güzel baban da burada. Yani peki şunu merak ediyorum ben. Sevgili İsmail. Antep'e dönünce ne yapacağım? Mesela babanla görüşecek misin? Biyolojik babanla. Evet görüşeceğim ama. Ha görüşeceksin. Evet. Annen ona çok kızgın ama. Yok kızmaz ya. Kızmış. 6 ay süründürdüğü için kızayım. Hı? Çık meydana aşığım diye. Seni yiyeceğim. Evet. Ne güzel. Vallahi
çok şahane bir ailem varmış. Ama insan hep geçmişini, atalarını, nereden geldiğini, annesini, onu doğuran annesini merak ediyor. Şükürler olsun şimdi kocaman bir ailem var. İki annem var, iki babam var. Çok şanslısın. İnşallah hayat bundan sonra sana da böyle şanslı olmaya, şanslı davranmaya devam eder. İnşallah. Bence çok şanslısın bak. O evde kalıp belki hayatını da kaybedebilirdin. Evet. Belki başka şey yani fıtığın varmış çünkü. Bence şanslı bir insan, bebekmişsin. Şansın devam etmiş. Evet. Bundan sonra da şanslısın. Bir kadın seni bırakmış ama Sema Gül karşına çıkmış. Evet. Bundan sonra da artık sizin ikinizin nikahını yapmak kaldı geriye. O tamam mı? İnşallah onu yapacağız. Hadi hocam tez yaparsan çok iyi olur onu. Nasıl? Tez yaparsan çok iyi olur. Tez. Tamam tez vakit yaptıracağım torunum inşallah. Torunum rezil oluyorsun akıyamayı. Ay bebeğim. İnan kucaklayı gezdim getirene kadar. Siz dışarıda bol bol sohbet edin. Sizi dışarı alayım. İnşallah en kısa zamanda da onu yapacağız sevgili İnşallah. İsmail. Gözün aydın tekrar. Teşekkür ederim. Derya gözün aydın. Sema Gül gözün aydın. Çok sağ Leyla Hanımcığım gözün aydın. İsmail Beyciğim gözün aydın. Allah razı olsun. Sizi de şöyle alayım. Beraber gidebilirsiniz buradan. Hadi gidin şöyle. Nasıl dersen neyle gidin? Bence iki annenin elini tut ya. Ay. İsmail dursana. İsmail. Ne yaptın farkında mısın? Efendim abla? Ne yaptın biliyor musun? Anladım. Ne yaptın fark ettiniz mi sevgili izleyiciler? Önce kendini, seni büyüten annenin elini tuttun. İkisini tuttun. Onun da bir kim yok yok. Yok. Oy Allah'ım ya. Oy oy oy. Ya şu sahneyi bir görmeniz lazım ya. Kocaman öpüyorum. Çok kocaman öpüyorum bir tanem. Sen de tatlı bir kadınsın ya. Acayip.